Cennet gibi bahçem o gün Araf'a döndü. Sağ mıyım, öldüm mü bilemedim. Bütün hayatım film şeridi gibi gözünün önünden geçer derler. Bana hiç öyle bir şey olmadı. Aa dedim, ölüyorum. İşte buymuş, geldim sonuna. İyi olacaksın. Çekil. Ali abla. Çekil. Dur. Hadi çekil. Neler yaptılar kadınlara ya? Hepsi ölmüştür. Ana nerede?
Anayı gören oldu mu? Ana nerede? Başka sola ne var? Yeter be! Çekil be! Ne yaptın sen gerizekalı? Kafasına vurma! Başımızı derde sokacağız. Koş git Feride'ye getir. Koş! İçerideki hastayı da kaybettim. Bir torba daha gelir. Yarın Filiz, neredesin Filiz? Benim kapıda mahkum yakınları ve basın. Açıklama bekliyorlar. Basın açıklaması yok. İsimleri kapıdan açıklayın. Efendim, sizin yapmanız daha doğru olur. Handanım, üzüntünüzü anlıyorum ama işleri yürütmek zorundayız. Kadın mahkumlar hala dışarıdalar efendim. Koğuşlarını alalım mı? Lütfen duruma hakim olmaya çalışın. Şimdilik görüş yerine toplayın.
Efendim, basın açıklaması. Tamam. Yapacağım. Yürü. Yürü. Ya ne var? Bakıyorum sadece ya. Ya bak, beni Gülten'e götür. Gerçekten merak ediyorum onu. Bak gördüğün gibi Nur'u boş verdim. Ama bari Gülten'e götür beni. Yürü, saçma. Gülten. Bulacağım seni Gülten. İyi akşamlar. Cengiz Bey. Tartışma mı? Ben birliklerimizin dışında. Henüz yok. Ama Gülten Hanım ameliyattan çıkmış. Durumu iyiymiş. Bir işi tam beceremedik ya. Dur Ali, bırak Ali. Daha gençsin Ali. Kardeşini düşün Ali. Bak işte iyi oldu. Kadın gebermedi. Ama yok. Böyle bırakmak olmaz. Böyle durmak olmaz. Sökmek lazım bunu. Cengiz'i ne zaman görsün? Yani durumu... Cengiz mi? Ne Cengiz'i? İki laf başı. Cengiz. Beray. Nur kayıp. Gülten yaşıyor. Sen hala Cengiz diyorsun. Hasta mısın nesin ya? Hamileyim. Ne? Ay yok artık. Ne olacak şimdi peki? Sana diyorum. Yani kesin mi? Bu nasıl bir şey? Konuşsana. Bak. Bir ben biliyorum. Bir de sen. Bu kadar. Kimseye bir şey söylemek yok. Söylemem ben. İyi beceririm susmayı. Yemin et Ali. Nasıl yani? Yemin et. Yemin. Şey gerçek yemin. Ali'ye yemine. Cengiz Bey, basın açıklaması için hazır olun. Efendim, az önce... Basın açıklaması için geldim Handan Hanım. Görevime geri döndüm. Nasıl olur? Dün sizden ifadeniz istenmiş.
en kısa sürede yapmanızı istiyorum. Bana böyle bir bilgi gelmedi. Bugün gelecek. Cengiz Bey, gazetecileri iç nizamiye yollayın. Bugün çıkıyorsun. Ne? Yani cezaevine. Ama olmaz. Ben daha iyilemedim bak. Orada iyileşirsin. Gitmeyeceğim ben. O Gülten'i gebertmeden hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Aliye yapma. Aliye yapma yeter. Beray. Boş laf yok tamam mı? Bak oluyor mu kadar. Biraz daha aşağı in. Beni buradan yollayın bak. İyi olayım. Ben gül. Gider miyim hiç? Hı? Gülten'i gebertmeden gider miyim hiç? Sayın basın mensupları, cezaevimizdeki müessif olaylar kamuoyunun malumudur. Yaralılar halen hastanede tedavi altındadırlar. Sorumlular hakkında soruşturma da başlatılmıştır. Şimdi kimlik tespiti ve ölüm raporu tamamlanan mahkumların isimlerini açıklıyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Cengiz Bey, bugün yeni bir gardiyan arkadaşımız göreve başlayacak. Gelir gelmez bana haber verin. Başüstüne efendim. Koğuşların durumu ile ilgili rapor istiyorum. Mahkumların sayıları, diğer konularda... Efendim, mahkumlar. Evet. Kadın mahkumların hepsi görüş salonundalar efendim. Derhal koğuşlarına. Başlar. Ha, bu arada ölenlerin yerine başkalarını koyun. Koğuşları karıştırın. Kim öldü, kim hastanede hiç bilinmez. Efendim öğreneceklerdir. Cengiz Bey, ölen mahkumlar hakkında kimse konuşmayacak. Bütün gardiyanları uyarın. Koğuşlardaki televizyonlar efendim. Yayını kesin Cengiz Bey. Bir de soruşturma kapsamında ifadenize başvurulacak. Hazırlıklı olun. Merkezinden bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Sinop cezaevinde çıkan isyan sırasında hayatını kaybeden mahkumların isimleri açıklandı. İsyan sırasında Anna Toleva, Mine Aslan, Şengül Kesik, Serpil Aksu ve Nur Kurteşi'nin
öldükleri bildirildi. Olayla ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak devam ediyor. Biz de gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hemşire! Çok kötü oldu. Göreve bırakamam. Her gün yenisi. İçine bak sen. Üstündeki eşyaları çıkar. Yüzük saat ne varsa. Ver hadi ver. Yeni mahkum efendim. Evraklarını hazırlatın. Sonra karantinaya koyun. Başla. Geç! Geç!
Yeni gelen. Adın ne? Bayağı şanslıymışsın. Tam gününde düştün. Ne yaptın sen? Niye düştün içeri? Cevap versene. Bana bak. Birini mi geberttin yoksa? Ulan konuşsana be! Kes sesini Filiz! Sana ne? Ne? Tekelleye bunu şimdi. Ya aç yemekten sonra kapat. Öyle değil mi ama Beray? Sanki ne yapacağız? Ne oldu, yemiyor musun? Bıktım. Ben de yemeyeceğim o zaman. Nerede benim hemşire? Ulan. Emir gibi konuşma bana. Konuşursam ne olur? Sen bizi duymadın galiba. Hı? Gardiyan Gülten'in başına gelenleri sor, anlatsınlar sana. Ne olmuş Gardiyan Gülten'e? Ya sen sor da anlatsınlar. Hı? Hiçbir şeyi yok. Turp gibiymiş. Hey, bir saniye, bir saniye. Ne dedim? 9 canlıymış. Biri gitti, 8'i kaldı. Ha gayret. Ulan Nur. Bir şeyi beceremedin ya. Bir işi bile beceremedin. Bırakmadın bana. Ulan yine yarım kaldı her şey. Ya bir dur, anlayalım neymiş. Ya neyi anlayacağız? Geberme işte. Şey, hey. Bana bak. Hop. Ne? Ne var? Tuvalete gideceğim. Acil. Bekle. Ya bak bir saniye. Bak musmur oldu. Yani kaçacak halim yok. Bırak şöyle. Gideyim geleyim. Hı? Yok, anlatacak bir şey.
Ya ölüler? Onlara kimlik tipi yapılacak. Ölüm raporu gerekiyor. Hiçbiri yok. Neredeler? Ali'yi götürdüler. Ben gördüm. Anna nerede? Anna'yı gören var mı? Ona bir at olmaz. Niye? Onun canı ki can değil mi? Canı cehenneme be. Başımıza yine iş açacaksın. Sunmak sen. Ha? Ne var? Bir daha et. Evet ya. Sakinleşmiştir. Şu anda yalnızca yaralılarla ilgili bilgi verilecektir. Kaç ölü var? Bu konu daha sonra açıklanacaktır. Yalan söylüyorsunuz. Hastaneye kaldırılan mahkumların isimlerini okuyorum. Nezahat Eren, Özlem Keser, Kibar Aloğlu, Ümmü Mahmut, Sema Bilen, Süreyya Maral, Şebnem Güner, Ayşe Alay, Zeynep Gün, Aliye Yalçın, hemşire!
bir şey bizden... Ya gördün mü? Rahat dur. Ya ne dur be? Cevap ver. Nur nerede diyorum sana? Haberim yok. Gülten. Gülten nerede? Gördün mü onu? Öldü mü ya? Ya nerede bu kadın? Odasına çıkarım. Ya konuşsanız. Siz gördünüz mü Nur'u? Nur işte. Böyle büyük, kocaman bir kadın. Okay. Ben de kendim bulmazsam Nur'u. Okey. Hepiniz susun. 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 Okey. Nur, bulacağım seni. Önüne bak lan. Önüne Allah bak. Allah Allah. Dur. Dur. Yanmış. Kuması açtınız. Kuma. Kuma. Bırak yeter. Yeter be. Yürü. Yürü sen. Yürü. Kumasını açlamış. Hemşire! Ne oluyor dışarıda? Aliye, buradan haberin var mı? Hiçbir şeyden haberim yok. Ay. Yavaş. Mahvettik onları. Hepsini mahvettik. Bir handan kaldı. Önceden planlanmış olduğu belli efendim. Ben... 14 mahkum, 3 görevli olmak üzere toplam 17 yaralı var. 5 ölü var. Hepsi mahkum. Henüz yollamadık. Şimdi yolluyoruz. Peki. Gir. Buyurun efendim, beni çağırmışsınız. Ölenler adli tıpa gidecek. Ölüm raporu için. Evrakları hazırlatın. Başüstüne efendim. Yaralılarla ilgili yeni bir bilgi aldınız mı? Henüz değil efendim. Gülten'in durumu? Hala ameliyattaymış. Başka bir eminiz? Gülten'i geberttik Beray, geberttik. İşi bitti. Nur'la beraber yaptık. Ve biliyor musun ne? Dünya artık temiz, tertemiz. Aliye ne diyorsun sen? Hepsini bahçeye sıkıştırdık ve... Birisi kan, duman, cehennem işte. Cengiz. Cengiz.
Sıra ona da gelecek. Önce Handan, sonra o. Çünkü intikam sırayla. Görüşkün diye kardeşim. Ne var? Aç kapıyı. Git işine ya. Burası cezaevi. Yürü git kardeşim. Bela mısın? Belayım. Bir mahsur var mı gözüm? Çekil git, senin her yerin bela olsun o. İfadeniz ne zaman tamamlanır Handan Hanım? Bugün tamamlanmış olur. Ayrıca yeni baş gardiyan için içtima istiyorum. Sizin gelmenize gerek yok. Pekala. Neden yeni gardiyan olduğunuzu söylemediniz? Zaten tüm personelin elleri gergin. Açıklama yapmayı sevmem. Savcı Bey, yeni gardiyan Ekrem Bey geldi efendim. Cengiz Bey, gardiyanları içtimaya çağırın. Ekrem Bey benim yanıma gelsin. Başsın. Burada. Arkadaşlar, ben görevime geri döndüm. Benle birlikte yeni baş gardiyanımız Ekrem Demirkan da bugün itibariyle göreve başlayacaktır. Kendisine gereken saygıyı göstereceğinize eminim. Teşekkür ederim. Ağlama artık. Üç kişi. Sırf bizim koğuştan. Elinur. Anam gibiydi. Savcı Bey, kadınlar koğuşlar alınsın demiş. Evet. Niye almadın? Senden talimat bekledim. Bana siz diyeceksin. Başlasan. Ben bir karantinaya merhaba diyeceğim.
çıkabilirsin. Bay Sunay. Ah anneciğim, ah anneciğim, yaktın ya beni. Ah anneciğim, ah anneciğim, yaktın ya beni. Bu genç yaşta denizlere attın ya beni. Bu genç yaşta denizlere attın ya beni. Öldük açlıktan be. İçimiz kurudu. Bir kuru ekmek verseniz. Çok konuşuyorsun. Bir de şarkı, türkü. Gazino mu burası? Ne bu be ya? Ekmek yok, türkü yok. Ölü müyüz? Laf yetiştirmeyi bırak bana. Şimdi herkes sıraya. B1, B2, B3, B4. Acele edin. Sessiz. Bir haber var mı? Hastaneden. İki kişi kalmışsınız ama hala konuşuyorsun. Bütün maraz sizin koğuşunuzdan çıktı. Siz akıllı olmanızı söylemiştim. Şimdi gardiyanlarla sırayla koğuşlarınıza gideceksiniz. Eşyalarınızı toplamaya hazır olun. Koğuşlara yeni düzenlemeler yapılacak. Niye? Senin adın ne? Elmas. Elmas. Sen eşyalarını topla Elmas. Belki koğuşuna gidiyorsun. Bir tek var mı? Konuşma artık. Alın. Sırayla. Sessizce. Şaşkınlık yapanı bitirelim. Acele edin. Gözümün içine bakma. Allah Allah. Niçin bakmayacakmışım? Bir kova su getir. Dur, iki kova. Kaç su! Kovaya! Gülten! Gülten! Kıpırdama artık. Düz dur biraz. Ya peki tamam, kızma. Nur! Nur! Bak beni gezintiye çıkardılar. Nur Kurteşi mi? Ölmüş. Ne? Haberlerde söylediler. Nur ölmüş. Arkadaşın mıydı? Nur ölmüş.
Bundan hepsini belediyeye götür. He? Çabuk çabuk! Niye düştün buraya sen? Ha? Niye düştün buraya? Kavga çıktı. Bu su döküldü. Yandı kazayla. Doğru düzgün anlat şunu. Ne kavgası? Kim yandı? Bizim çocuk okula başlayacaktı bu sene. Gitmiş nüfus çıkarmış babası. Babası dediğin kocan mı? Evet. Kocan desene! Bizim imam nikahımız var. Şey etmiş. Gitmiş öbür kadının üstüne çıkarmış nüfusu. Ben gittim dedim niye böyle? O da bana vurdu. Orada kazan duruyordu, çamaşır kazanı. İşte. Şey değişti şimdi. Her şey değişti şimdi. Ana öldü. Böyle pat diye. Bu nasıl bir şey? Aliye. Evet Ali. Ben de Ali'ysem Nur'un işini yarım bırakmam. Ailen, ne bu halin? Bir şey olmaz Kurt, ne olacak? Bana da bulaşmazsın artık. Bana bak Deniz. Bana bulaşma. Zaten karantinaya da senin yüzünden girdik. Öldürüveririm seni. Kimse kurtaramaz. Özlemi görüyor musun? Ha? Manyak mısın lan sen? Ha? Sen üstüme saldırdın da o yüzden düştük karantinaya. Uğraşma benimle. Bizimkilerden bir haber var mı? Yok. Televizyonda bir şey yok mu? Kestiler. Çok ölü var demek. Şimdi ne desem faydasız.
bu acıyla sürse kimse yaşayamaz. Geçecek. Sabret. Üç kişi birden. Bizim koğuşta. Böyle yapma. Güçlü ol. Benim hatırım için. Ölenler sinemize gömülür. Nur'la geçirdiğin güzel zamanı düşün. Ağlama. Diğerleri geri döndüğünde acımız biraz daha hafifleyecek. İnan bana. İstersen burada biraz dinlenebilirsin. Yok. Koğuşa gideceğim. Acele edin. Elmas. Özleyeceğiz seni. Uzağa gitmiyorum ki. De şurası. Konuşma hadi. Açın belki. Cenazeleri okuyorum. Nur Kurteşi. Nur Kurteşi. Mine Aslan. Anna Toleva. Şengül Kesik. Serpil Aksu. Nur Kurteşi. Kurteşi için gelen yok mu? Kimsesizler mezarda.
her birimizin içi bir karanlık kuyu. Ya boğuluruz o kuyuya düşünce, ya da yıkanıp yeniden çıkarız gün yüzüne. İnsan dediğin bir karanlık kuyu. Zaman gelir hepimiz kendi kuyumuza düşeriz. Tarık Bey. Handan Hanım size olayla ilgili bir yorumda bulundu mu? Hayır. Bulunmadı. Yani Handan Hanım'ı olaya müdahale etmeden önce görmediniz mi? Görmedim. Anlattığım gibi silah seslerini duyunca havalandırmaya çıkmak istedim. Ortalığı duman kaplamıştı. Handan Hanım gözetleme kulesindeydi. Kendini güvenceye alıp her şeyi mahvetti. Galiba sizinle aynı görüşteyiz. Ben bir görüş belirtmedim efendim. Sadece gördüklerimi anlattım. Şimdi izninizle. Bu defa işiniz zor Handan Hanım. Olmadı mı da? Ne kahveymiş be? Karantinadaki mahkum bey ikiye gidiyor. Kalk bakalım. Gidiyoruz. Yer gösterin. Ya böyle. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bu yatak senin. Sahibi yok mu bunun? Vardı. Ama artık yok. Aliye. Susma. Bir şey söyle. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim.
Son sözü söyleyeceğim biliyor musun? Hem de Nur için. Ya. Nasıl? Az kaldı. Son söz bende. Kevser. Karantinada birinden korktuğunu söyledin. Hani üstü başı kan içindeydi. Çok fenaydı. Çok korkunç. Kim? Zinet. Torununu doğramış. Baltayla. Kimi doğramış? Kendi öz torununu doğramış. Üstü başı kan içindeydi. Ama en fenası. Böyle alnına sürmüş kurban kanı gibi. Allah'ım sen aklını koru ya. Kesin bizim koğuşa koyarlar. Nereden çıkardın şimdi bunu? Görürsün bak. Bütün pislikler B2'ye. Başımıza iş açtınız. Neymiş? Ağaçmış. Bahçeymiş. Miş. Ne yapsaydık Filiz? Kabullense miydik? E ne oldu? Bir sürü kişi öldü. Ne yapacağız? Susacak mıyız? Susacaksın. Susmayacağız. Susmayacağız işte. Ölenlerin hatırına susmayacağız. Ana için. Anna için. Serpil abla için. Ölülerimizin hatırası için susmayacağız. İşte böyle ses çıkaracağız. Böyle. Ölenler için. Ölülerimiz için Filiz. Efendim bey, kadın koğuşundan hareket var efendim. Başgardiyanım diyeceksin, isim yok. Başgardiyanım, kadın koğuşları. Ne oluyor, ne oluyor ya? Yine kadınlar değil mi? Yine kadınlar ısıttı. Girişini yap. B2'ye gidecek. Ben savcıdan talimat getireceğim. Yeni mahkum hemen koğuşuna gitmez. İlk gece karantinada kalır. Sana ne diyorsan onu yap. Ya da benimle tartışma.
yeni bir mahkum geldi. Tam aradığım tip. Torununu kesmiş baltayla. Ne diyorsun yahu? Silindir gibi ezer geçer belki. Hemen götürelim. 5 dakika yıkanmaz gözünü kesilir. Hemen koyamayız. İşlemleri var. Savcım siz yazın bir talimat. Gerisini bana bırak. Allah'ı var. Hiçbir şey Nur'u geri getirmez. Ne Nur'u ne öbür ölenleri. Adın ne senin? Elmas. Elmas. Helva kavurmayı bilir misin Elmas? Bilmem mi? İyi. Gel. Al bir sende kalsın. Malzeme aldır helva için. Kantin yasağı koydu Azer. Görüş, gazete, mektup her şey yasak. Televizyon yayını da kestiler. Git çal kapıyı. Çağır gardiyanı. Ne var? Helva için malzeme lazım. Un lazım helva için. Bir de margarin. Un olmaz. İrmik. Margarin de değil, tereyağı. Bir de çam fıstığı bol olsun. Bütün cezaevine. Elmas.
Versene o parayı ona. Erzak, çay, şeker ne lazım sallasın koğuşa. Başka bir şey lazım mı? Söyle bir de televizyonu açsınlar. Ölümler duyulmuş. Gizlenecek bir şey kalmamış artık. Allah gittiği yerde utandırmasın.